Herkese merhaba, ben Afyon Kocatepe Elektrik Mühendisliği öğrencisi Ali Batuhan Ersöz. Bugün sizlere Faktoray ve Simetrik Manager uygulaması üzerinden Assembler sahnesini simüle edip kodlarını açıklayacağız. İlk önce Faktoray uygulamamızdan sahnemizi açalım. Sahnemiz burada, gördüğünüz üzere sahnemiz bu şekilde. Ondan sonra kodumuza gelelim tekrar. Kodumuzda Simetrik Manager uygulamasını açıyoruz. Assembler'a tıklıyoruz. CPU, SCD program bloklara gidip OB1 bloğunu seçiyoruz. OB1 bloğunu seçtikten sonra gördüğünüz üzere sahnemizin kodları buraya gelmiş bulunuyor. Şimdi bu kodları anlatacak olursak eğer. Öncelikle Network 1'de RS yani reset set bulunuyor. Burada starttan bir geldiğinde list konver ve basis konverimiz burada gördüğünüz konverlerimiz çalışmaya başlayacak. Start biti 1 ise lit at place gördüğünüz burada yani parçanın içeride olup olmadığını gösteren sensörler base at place burası. Bunlar eğer 1 verirse list konver ve basis konverlerimiz reset olup duracaklar. Clamp ve clamp base yani bu parçaları sıkıştıran parçalar kollar set olup parçaları sıkıştıracak ve adımımız set olacaktır. Adımımız set olduktan sonra lit clamp yani parçanın sıkıştırıldığını gösteren sensör bir verecek ve kolumuzdaki move Z hareketi başlayacaktır. Moving Z bittiğinde negatif kenara geldiğinde item detected, item görülüyorsa aşağıda kolun ucunda grab set olacak. Clamp lit sıkıştıran kol açılacak. Move Z reset olup kolumuz yukarı gidecektir. Bu kol yukarı gittikten sonra 1 saniye sonra adımımız reset olup Move X'imiz set olacak. Bu yönlü hareketimiz başlayacak. Timer'ımız resetlenip adım 2'miz set olacaktır. Adım 2'miz de 1 veriyorsa ve Moving X yani bu X yönlü hareket bittiyse Move Z'imiz set olup parça aşağı inecek. Adım 2'miz reset olup adım 3'ümüz set olacaktır. Adım 3 set olduktan sonra burada Move Z'yi set etmiştik. Bu Move Z hareketi bittiğinde grab reset olup parçayı bırakacak. Clamp base yani bu sıkıştıran kol sıkıştırmayı bırakacak. Yukarı yönlü hareketimiz için Move Z reset olacak. Buradaki sensörümüz de set olduktan sonra adım 1 saniye saydıktan sonra adım 3 reset olup timer reset olup adım 4 başlayacaktır. Adım 4'ümüzde ise adım 4 bitini kontrol edip 1 ise Pause at limit basis sensörü 1 veriyorsa basis converter ve list converter set olacaktır. Bunlar set olduktan sonra kolumuzun da hareketi bittiğinde move x'imiz reset olup kolumuz yerine gidecektir. Burada 1 saniye saydıktan sonra pause limit basis sensörümüz reset olup timer 2'miz reset olacaktır. Adım 4 bitecek, adım 5 başlayacaktır. Adım 5'te start biti hala 1 veriyorsa list konverimiz set olacak ve adım 5'imiz resetlenecektir. Ama start bitinden farklı bir şey geliyorsa parçamız ayrıldığında 1 veriyorsa basis konverde reset olup sistemimiz duracaktır. Şimdi bunun simülasyonu yapmaya gelelim. Simülasyonunu yapmak için buradan simülasyonumuzu başlatıyoruz. Buradan RAMP'ye alıyoruz, online alıyoruz. RAMP'yi aldıktan sonra File Drivers buradan PLC sim'i seçip Connect deyip bağlanıyoruz. Bağlandıktan sonra bu kodumuzu PLC'mizin içine atıyoruz. Bir daha atalım. Bir daha atıyoruz. Gördüğünüz üzere kodumuz burada. Burada takip etmek için gözlüğümüzü açıyoruz. Buradan başlatıyoruz ve Start butonuna baktığımızda sahnemiz hareket etmeye başlıyor. Parçalar geldi, sıkıştı. Kolumuz aldı. Yerine götürdü, bıraktı. Çıktıktan sonra aynı yerine gelmiş bulundu.